Merhabalar herkese. Fizyoden Sağlık kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben fizyoterapist Fatih Kurtoğlu. Bugün de periferik sinir sistemini işleyeceğiz arkadaşlar. Periferik sinir sistemi, merkezi sinir sistemi ile periferde bulunan organların ilişkisini sağlar. Yani duyu organları, kaslar, bezler, iç organlar gibi yapıların ilişkisini sağlar. Gelen dediğimiz aferans ve giden dediğimiz eferans sinirlerden oluşmuştur. Gelen, aferent, giden, eferent sinirlerden oluşmuştur. Ve aferent sinirler periferde bulunan reseptörler vasıtasıyla duyuları alırlar. Her türlü reseptörlerden duyuları alırlar ve merkeze taşırlar. Eferent sinirler ise merkezden alınan emirleri veya oluşan motor cevapları periferdeki bulunan organa iletmekle sorumludur. Bu organa götürürler. Fonksiyonel olarak sinir sistemi somatik ve viseral sinir sistemi olmak üzere iki bölümde incelenir arkadaşlar. İsteğimizde çalışan organları somatik sinir sistemi, isteğimiz dışında çalışan organları ise viseral ya da otonom sinir sistemi bölümleri idare etmektedir. Periferik sinir sistemi, kraniyal sinirler ya da görürseniz şaşırmayın kafa çiftleri ve spinal sinirler olmak üzere iki bölümde incelenir. Spinal sinirlere medulla spinalis anatomisinde değinmiştik. Bir spinal sinir nasıl oluşuyor, nerede lokalize olduğuna. O halde şimdi de kraniyal sinirlerden başlayalım. Kraniyal sinirler, kafa çiftleri. Şimdi zaten siz de görüyorsunuz ekranda. Beyin ve beyin sapından ayrılan 12 çift sinirdir. Kraniyal sinirleri oluşturur bu 12 çift sinir. Ve çekirdekleri ise beyin sapında yer almaktadır. Çekirdekleri beyin sapında yer almaktadır. Özelliklerine göre bir veya birkaç çekirdeği bulunabilir arkadaşlar. Duyu, motor ve otonom karakterli çekirdekleri vardır. Yani nükleusları vardır. Kraniyal sinirler kraniyumda bulunan delik ve açıklıklardan kafatasını terk eder. Kafatasındaki delikler videomuza bakabilirsiniz. Buradan da sadece kafatasını terk etmeyen tek bir kraniyal sinir nervus vestibulocochlearis yani 8. kraniyal sinir vardır. Beynin ön tarafında ayrılan sinirlerden başlayarak alt ve arka tarafa doğru Roman rakamları ile sınırlandırmışlardır. Yani Roman rakamları ile numaralandırılmışlardır. Bakın yukarıda 1, 2, 3, 4, 5 diye aşağı doğru 12'ye kadar inmekte. Periferdeki duyu reseptörlerinin aldıkları duyuları merkeze getiren kraniyal sinirler duyu, merkezden perifere ileten kraniyal sinirlere motor ya da otonom parasempatik karakterlidir. Bazı kraniyal sinirler ise mix karakterlidir. Şimdi resmimize bakalım. Ne dedik? Yukarıdan aşağı doğru Roma rakamlarıyla artacak şekilde sıralanmış. Şimdi de gördüğünüz gibi. Yeni bir kraniyal sinir daha keşfedildi. Kraniyal sinir 0 diye. Çünkü neden? Birinci kraniyal sinirin üstünde olduğu için Roman rakamlarıyla 13 vermek yerine 0. kraniyal sinir denmiş. Nervus terminalis diye adlandırılıyor. Bunun da koku duyusuyla ilgili olduğu söyleniyor. İlerleyen yıllarda kraniyal sinirler de 13 diye anlatılacaktır. Bu da güncel bir bilgi aklınızda bulunsun. Bakın birinci kraniyal sinir neymiş? Duyu, duyuymuş ve burunda bulunuyor gördüğünüz gibi. İkinci kraniyal sinir gözle ilgili nervus opticus. Üçüncü kraniyal sinir nervus oculomotorius tüm göz kaslarını innerve ediyor. 4 ve 6. kraniyal sinirle birlikte yani nervus trochlearis ve nervus abducens ile birlikte. 5. kraniyal sinir nervus trigeminalis yüzün, sinüslerin, dişlerin ve benzeri yapıların duyusunu alıyor ve çiğneme kaslarını innerve ediyor. 6. kraniyal siniri bahsetmiştik, göz kaslarıyla ilgiliydi. 7. kraniyal sinir mimik kaslarını innerve ediyor arkadaşlar. 7. kraniyal sinir mimik kaslarını innerve etmektedir. Ayrıca yine motor başka dalları ve duyu dalları vardır. 8. kraniyal sinir vestibulocochlearis demiştik. Hem duyma hem de dengeyle ilgili, kulakla ilgili bir sinir. 9. kraniyal sinir glossopharyngeus, pharynx kaslarını innerve eder. Dil etrafını, tonsillerin, pharynxin duyularını alır.
Dokuzuncu kraniyel sinir. Onuncu kraniyel sinir nervus vagus, yani serseri sinir. Çok fazla yere gittiği için bu ad verilmiş. En uzun seyirli olan kraniyel sinirdir. Kalbi, bronşları, gastrointestinal sistemi innerve eder. Ve kalp, ciğerler, bronşlar, trakiyeller, faryngs gibi yapıların duyularını alır. 11. kraniyel sinir, nervus accessorius, sternocleidomastoideus diyoruz ve musculus trapezius innerve eder. 12. kraniyel sinir ise dil kaslarını innerve etmektedir. Bu resmimizde de şimdi tek tek görüyorsunuz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11, 12. Birinci kraniyelsinlerden başlayalım. Nervus olfactorius. Koku siniridir. Nervus olfactorius. Koku duyusunu taşıyan bir duyu siniridir. Burun mukozasında bulunan duyu hücreleri, yani reseptör hücreler ile alınan koku duyusu, file olfactoria'lar aracılığı ile lamina cribrosa'dan geçerek bulbus olfactorius'a iletilir. Oradan tractus olfactorius aracılığıyla da beyindeki primer koku alanı, temporal lobdaki 30 Brodmann'ın 34. sahasına iletilmektedir. Bakın resimde gördüğünüz burnun içindeki saçaklanmalar pila olfaktoria. Oradaki kemik yapı nedir? Etmoid kemiğin foramina cribrosalarından geçiyor ve bulbus olfaktorisi oluşturuyor. Sizin de gördüğünüz gibi. Bulbus olfaktorius'un devamı tractus olfaktorius. Onun da ilerisinde belli belirsiz, bakın, iki yapıya ayrılıyor. Biraz daha şeffaflaşmış halde iki yapıya ayrılıyor. Birisi limbik sisteme gidiyor, öbürü de primer koku alanı, yani temporal loba ulaşmaktadır. Koku siniri bu şekilde. Şimdi de bir kadavradan görüntü var ve sagittal planda bakın önden arkaya doğru vücut ikiye ayrılmış. Olfaktor mukoza işaretlenmiş. Etmoid kemiğin lamina cribrosa'sını görüyoruz. Koku siniri bu şekilde. Kraniyel sinirleri çok aman aman aşırı detaylı şekilde girmeyeceğim arkadaşlar. Bunlar yeterli.